Çözüm 3D'den 2. derece denklemlere çevrilebilen denklemler. Koray, 2a-1/x 6a-3/x artı 2 var ama. Buradaki benzerliği fark ettin mi? Yani şu bunun 3 katı. Şöyle yapalım. Şunu 3 parantezine alırsak 2a-1/x oluyor değil mi evet. burada? Şöyle diyelim o zaman. 2a-1/x'e t diyelim tamam. ilk etapta. T kare eksi 3t artı 2 eşittir 0'dan eksi 1 eksi 2'den t1 2 çıkacak. T2 1 çıkacak. Benden istediği x değerlerinin toplamı 3'müş. Yani 2a-1/x ilk önce 2'ye eşit. Öyle değil mi? Hı hı. 2a-1/x daha sonra 1'e eşit. Buralarda x'leri yalnız bırakalım. Yer değiştirirsek 2a-1/2 x'e eşit. X1 diyelim hatta buna. 2a-1/1 de x 2'ye eşit. İşte bu 2x'in toplamı kaçmış? 3'müş. 2a-1/2 artı 2a-1/1 eşittir 3 ise. Bunu 2 ile genişletelim. 4a 6a-3/2 3 6 9 9/6 yani 3/2 olacaktır. Denkleminin kaç farklı gerçel kökü vardır? Normal çarpmaktan başka bir şey geliyor mu aklına? Yani bu ifadelerin çarpımı ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Başka bir işlem var mı? Hemen çarpalım bunları. X kare eksi değil artı 2x eksi 3 eşittir 3 değil mi şu anda? Evet. Birinci ihtimal aynen çıkarlar. X kare artı 2x eksi 3 eşittir 3 olur. Buradan x kare artı x artı 2x x6 eşittir 0. X6 eşittir 0 değil mi? Evet. Buradan delta'dan iki farklı kök çıkacak mıdır? Hı hı. Peki onu bekletelim. Gelelim buraya. X kare artı 2x eksi 3 eşittir. Eksi 3 mü olacak bu sefer? Evet. Buradan x kare artı 2x eşittir 0'dan. X 1'i 0, 1'i eksi 2. 0 ya da x eşittir eksi 2. Şimdi Koray, x 0 olursa buraya 0 koy. Sonuç gerçekten de eksi 3 mü olur? Sağlar. Eksi 2 olursa sağlar. O zaman 2 değer buradan var. 2 değer de buradan. 4 değer. Sıkıntı nerede? Sıkıntı yok ki bu hocam ama. Yani bunun şeyi reel kökü var. Sanal kökü yok. Biz kaç farklı gerçel kökü delta vardır delta 0'dan büyük çıkıyor. Ve her halükarda. Hatta bu değerler bunu sağlamadığı için farklı kök oluyor. Dolayısıyla sağlayan kaç tane var? 4 tane var. 4 tane var. Yine x bölü x eksi 3'e t diyebiliriz. Öyle değil mi? Evet. Buna t dersek. T kare artı 2t eksi 15 eşittir 0. Artı 5 eksi 3'ten t1 eksi 5 çıkar, t2 3 çıkar. İlk önce eksi 5'e eşitleyek. X bölü x eksi 3 eşittir eksi 5 değil mi? Hı hı. X eşittir eksi 5x artı 15. 6x eşittir 15'ten x 15 bölü 6. 5 bölü 2. Tebrikler, aferin ben de çözelim. Bir tek t şıkkında var da öbürünü de bulalım. Eşittir 3 dersek. X eşittir. Tecrübelerimiz diyor ki öğretmenim otokileri neden bulmadınız? Onlara gerek yok mu diye soracak olanlar olabilir. 9 bölü 2. 9 bölü 2 evet. O yüzden bulalım. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bir ifadenin karesi var bir de mutlak değerli var. Mutlak değerli ifadeye direkt olarak t diyebilirsiniz. Bir şey söyleyebilir miyim? Bunu tabii ki de dönüştürüp de yapabiliriz. Ama çözüm kümesi var. Şıkları da hani onu da söyleyelim. Tabii ki çözüm kümesindeki şıkları deneyerek yapabilirsiniz. Ama genellikle ÖSYM bunu bildiği için köklerinin toplamı, köklerinin çarpımı gibi ifadeler evet. soruyorlar. Kötü öğretmen. T kare eksi t eksi 6 eşittir 0'dan eksi 3 ve 2. T1 3 olacaktır. T2 eksi 2 olacaktır. 3'e eşitleyelim. 3'e eşitlersek ya eksi 1 ya da 5. Öyle değil mi? Sıkıntı var mı? Eksi 2'ye eşitleyelim. Yok biz mutlak değer t'yi nasıl direkt eksi t olarak aldık ben ona takıldım. T'nin sıfırdan büyük olduğunu nereden biliyoruz? T kare eksi t eksi 6. Eksi mutlak t olmuyor. Ha mutlak değer x eksi 2'ye mi t evet, dedik? Evet, tamam okey. Buradan 3 ve eksi 2 çıktı. 3'ü buldum şimdi eksi 2'ye bulacağım. Buradan kök çıkabilir mi? Hayır çıkmaz. Çıkmaz o zaman eksi 1 ve 5 aradığımız kökler. 2 üzeri x'e t deriz. 2 t kare eksi 17 t artı 8 eşittir 0 olur. Hı-hı. Şimdi burada çarpanlarını ayırmak biraz meşakkatli ve yardımını istiyorum. Siz de bunu ters yapıyordunuz. Nasıl yapıyorum? Şimdi şuna bir dakika. 8'e 1 desek sağlıyor. Evet şu 8 olacak. -8. Şu da -1. Yani böyle ama yan yazıyoruz. Evet yan yazıyoruz. Çarpıp topladığımızda -17 geliyor. Buralar onu ters yapıyor arkadaşlar da o yüzden.
Benim öğretmenim öyle göstermiş bana. 2t eksi 1 çarpı t eksi 8 eşittir 0. Onu öyle göstermiş. T eşittir 1 bölü 2, t eşittir 8 diyebiliriz. T 1 bölü 2 ise 2 üzeri x 1 bölü 2, t 8 ise 2 üzeri x 8. Yani buradan x eksi 1, buradan x 3 çıkar. Eksi 1 ve 3, eksi 1 ve 3. A şıkkı olacaktır. Bu denklemin kökler çarpımı nedir? Şimdi bakın, 3'ü diğer tarafa atın. Kökler toplamı bu arada, amma salladım ha. Gördünüz mü? Şimdi bu ifadeyi t dersek, t kare eşittir t olmaz mı? Hı hı. T kare eşittir t ise bu tarafa atın ve t parantezine alın. T eksi 1 eşittir 0. T ya 0 çıkacak ya da 1 çıkacak. Yani şu köklü ifade ya 0 karesini alalım. Bunun kökler toplamı kaçtır? 2. Eksi b bölü a'dan 2. Bunu bekletelim. Ya da 1 olacaktır demiştik değil mi? Hı hı. Çünkü bir 0 bir de 1 bulmuştuk. 1 eşitlersek karesine alırsak x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 1. 1. Yine değiştirmeyecek. X kare eksi 2x eksi 4. Kökler değişti ama çarpımları değiştiğine göre evet. Kökler değişti. Kökler toplamı yine 2. Eksi b bölü a'dan 2 daha 4 olacaktır.